olacağım. Geçmiyor ki tutuklanan, gözaltına alınan, soruşturmaya uğrayan gazeteciler için bir araya gelmeyelim. Bugün Bakırköy cezaevinin önünde yine iki gazeteci arkadaşımızın özgürlüğe daveti için buluştuk. Ne yapmış bu arkadaşlarımız? Haber yapmış, halkın haber alma hakkını kullandırmış. Ama ne yazık ki Türkiye'de artık halkın haber alma hakkını kullandırmak, bu yönde çaba göstermek adeta bir suçmuş muamelesi görüyor. Daha dün ODTÜ'de bir pankart açtıkları için 4 öğrenci gözaltına alındı ve tutuklandı. Adalet göçük altında kaldı. Gazeteciler tüm bu olan bitenleri yazdıkları, kamuoyuna duyurdukları ve halkın haber alma hakkını kullandırdıkları için iktidar tarafından baskıya uğruyor. Şu an cezaevlerinde bizim tespit edebildiğimiz 180'e yakın gazeteci var. Ve bu gazeteciler ellerindeki kalemden başka hiçbir şeyi tutmadılar. İktidara buradan bir kez daha sesleniyoruz. Gazetecilik suç değildir. Gazetecilik suç değildir. Gazetecilik suç değildir. Susma Aykın! Haber almak haktır. Susma Aykın! Haber almak haktır. Yıllardır gazeteci kadınların evde, sokakta, işte, her yerde yaşadığı hak ihlallerini gözler önüne sermeye çalışıyoruz. Bugün İsminaz ve Hava için buradayız. Tutuklu gazeteciler Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın listesine göre 143 olarak belirlenmiştir. Ve biz cezaevindeki gazetecileri ziyaret etmek için uğraşıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye Gazeteciler Sendikası İsminaz'la görüşmek için başvuruda bulundu ancak reddedildi. Bunu da bir kez daha söylemek istiyorum ki gazeteci kadınlar sadece haklarını yerine getiriyorlar. Haber alma hakkını kullanıyorlar ve bunu kamuoyuyla paylaşıyorlar. Bunu sadece bizim için yapmıyorlar. Aslında kendi hak ve özgürlükleri için bunu dile getiriyorlar. Ve Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBT Komisyonu olarak biz tüm gazetecilerin yanındayız. Gazeteciler çıkacak, yine yazacak. Bizim için cezaevinde tutuklu bulunuyor. Sadece şu an karşımızda duran Bakırköy Kapalı Cezaevinde 7 kadın gazeteci arkadaşımız tutuklu. Bu arkadaşlarımız neden tutuklu? Gazetecilik yaptıkları için tutuklu. Halkın haber alma haklarını savundukları için tutuklu. Yaptıkları haberlerden dolayı tutuklu. Ve biz bir kez daha şunu söylüyoruz, defalarca söyledik. Biz bugün gazeteciliği savunmaya, tutuklu gazeteci arkadaşlarımızın serbest bırakılması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bugün kalemlerimizi kırarak, gazeteci arkadaşlarımızı tutuklayarak gerçekleri yok edemeyeceksiniz. Gazetecilik suç değildir. Basın susturulamaz. Özgür basın susturulamaz. Toplama saldırıları tek tek gazetecilere yapılan saldırılar değildir aslında. Bu ülkede Metin Göktepe'den Afe Musa'ya kadar yaratılan özgür basın geleneğini susturmaya yönelik bir saldırıdır. O yüzden bugün arkadaşlarımızın iddianamelerinde gerçekleri yazdıkları kalemlerinin sözcükleri, yaptıkları haberlerin dosyaları, fotoğrafları, gittikleri haberlerdeki görüntüleri suç olarak iddianamelere konuluyor. Çünkü bu arkadaşlarımızın, bütün tutsak gazetecilerin iktidar yanlısı olmayıp bu halka gerçekleri ulaştırma inadı ve azmi bu iktidarı korkutuyor. Biz diyoruz ki nasıl ki bugün buradayız, bu tel örgüler, bu duvarlar, İsminaz'a, Havva'ya, tutsak gazetecilere seslenmemizi, yan yana olmamızı engelleyemiyorsa bu baskı, sansür ve tutuklamalar da gazetecilerin gerçekleri yazmasını, gerçekleri halka ulaştırmasını engelleyemiyor. Çünkü duvarlar arasında tam 8 gazeteci tutuluyor. Reyhan Hacıoğlu, Havva Cuştan, Pınar Gayet, İsminaz Temel, Hicran Ürün, Semiha Şahin, Pınar Tarlak ve Serpil Ünal isimli kadın gazeteci arkadaşlar işte gördüğünüz bu cezaevinde tutuluyor. Özgür basın susturulamaz. Özgür basın susturulamaz. Özgür basın susturulamaz. Tutuklu kadın meslektaşlarımızdan Havva ve İsminaz 16 Temmuz Salı günü tutuklu oldukları dava kapsamında Çağlayan'daki 20
bağlayanda bulunan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Bu dava kapsamında ayrıca avukatlar Sezin Uçar ve Özlem Gütmüştaş da tutukludur. Biliyoruz ki dünyanın hiçbir yerinde habercilik suç değildir. Bugün haberleri suç olarak görenler dahi herkesin habere ve haberciye ihtiyacı var. Ne haberler yargılansın ne de haberciler tutuklansın. Biz davanın ilk duruşmasında arkadaşlarımızın serbest bırakılacağına inanıyoruz. İnancımızı da bu gördüğünüz balonlarla onlarla paylaşmak istiyoruz. Haberlik suç değildir. Meslektaşlarımızı serbest bırakın, Havva ve İsminat serbest bırakılsın. Özgür basın susturulamaz. Özgür basın susturulamaz. Özgür basın susturulamaz. İsminat çıkacak yine yaz. Suçlular gibi yüzümüz yerde, özümüz darda durup dururuz. Kaldırın başlarınızı yukarı. Bize göz verildi gözleyin diye. Dil verildi söyleyin diye. Kulak verildi dinleyin diye. El gövdede kaşınan yeri bilir. İnanırsan bulursun, verirsen alırsın. İnanmazsan gelirsin görürsün. O kavga ne sürecek ya? Yüzü yolunca yadet bitmedi. Sürüyor o kavga yeryüzü. Aşkın yüzü yolunca yadet. Yeryüzü aşkın yüzü yolunca yadet bitmedi. Sürüyor o kavga yeryüzü. Aşkın yüzü yolunca yadet.